Selamun aleyküm değerli hocalarım. Konumuz cami dersleri DHS programına nasıl girilir? Burada ilk önce kullanıcı adımızı ve parolamızı yazarak sayfamıza giriş yapıyoruz. Gelen sayfada yukarıda DHS bölümüne tıklayarak sonrasında da sol tarafta bulunan cami hizmetleri bölümüne geliyoruz. Dönemimizi seçiyoruz. Dönemi seçtikten sonra yeni kayıt diyerek devam ediyoruz. Arkadaşlar bu bölümde de camimizde yapmış olduğumuz programları girmemiz gerekiyor. Örneğin pazartesi günü biz sabah namazını seçtikten sonra hangi dersi yapıyorsak ilmihal okumaları farz edelim. İlmihal okumalarını seçiyoruz. Vaktini namazdan önce veya sonra olmak üzere seçiyoruz. Sonra da dakikasını olmak üzere örneğin 10 dakika seçiyoruz. Sonra ekle butonuna tıklamayı unutmuyoruz. Arkadaşlar gördüğümüz gibi aşağıya pazartesi günkü programımız eklendi. Şimdi bütün günlere bu şekilde tek tek girmemiz gerekiyor. Yine aynı programı yaptığımızı farz ederek biz devam ediyoruz. Aynı şekilde ilmihal okumaları namazdan önce yine 10 dakika deyip yine ekle diyerek devam ediyoruz. Arkadaşlar bu şekilde pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma yapmış olduğumuz programları tek tek giriyoruz. Burada haftalık izin günümüz hangi günse o güne tabii ki herhangi bir şeyi seçmiyoruz. Bir de cuma günü sadece sabah namazına program seçebiliyoruz. Evet, adım adım bu şekilde günleri doldurmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar biraz sonra bazı hocalarımız bu kısımları doldurduktan sonra eksik yaptığı bir yer var. O eksikten dolayı işlem kaydedilmiyor. Onu da sizlere göstermeye çalışacağım. Evet, cuma günü gördüğümüz üzere bize farklı bir vakit seçtirmiyor. Sadece sabah namazı seçebiliyoruz. Sabah namazı biz yine ilmihal okumaları yapıyorsak ilmihal okumaları diyoruz. Yine namazdan önce veya sonra ve dakikasını seçiyoruz. Evet, haftalık ikiz izin günümüz cumartesi. Pazar günde dersi yapmadığımızı farz ediyorsak bu şekilde programlarımızı cami derslerine girip aşağıdan eklenip eklenmediğini kontrol ediyoruz. Gördüğümüz üzere hocalarım günler pazartesi ile cuma aralığında ve bütün programlarımız başarıyla eklenmiş bulunuyor. Arkadaşlar bütün programları eklendikten sonra bu bölüme dikkat ediyoruz. Arkadaşlar programları kimisi böyle ekleyip ekledikten sonra sayfadan çıkıyor. Haliyle programlar kaydedilmemiş oluyor. Kimisi de bu ilgili dönemi seçmeyi unutuyor. Arkadaşlar burada ilgili dönemi muhakkak seçelim. Bir. İkincisi de seçtikten sonra kaydetme işlemini bitir sekmesine tıklamayı unutmayalım. Kaydetme sekmesine tıklamayı unutursak, dönemi seçmezsek yapmış olduğumuz işlem kaydedilmemiş oluyor. Bilgilerimizi bir kontrol edelim. Şimdi bilgileri kontrol etmek için de arkadaşlar örneğin onaylandı mı, onaylanmadı mı veya yapmış olduğumuz program eklendi mi diye kontrol etmek için yine DHS'de cami hizmetlerinden cami dersleri programına geliyoruz. Burada yine cami dersi dönemini seçiyoruz. Ardından listele sekmesine tıklıyoruz bu sefer arkadaşlar. Değerli hocalarım listele sekmesine tıkladığımızda gördüğümüz üzere programımız eklenmiş. Onay bekliyor. Şimdi arkadaşlar onaylı nasıl gözüküyor bunu göstermek istiyorum. Tekrar kullanıcı adımızı ve parolamızı yazarak sayfamıza giriş yapıyoruz. Yine DHS sekmesinden cami hizmetleri, cami dersleri programı. Yine arkadaşlar kıymetli hocalarım dönemimizi seçiyoruz. Listele diyoruz. Gördüğümüz üzere cami dersleri programımız onaylanmış vaziyette. Yani işlem başarıyla gerçekleşti. Burada ders programını görüntüle diyebiliriz veya ders programı indirip yazdırıp çıktı alabiliriz. Evet, gördüğümüz üzere. Evet, bütün programımız ekrana yansımış vaziyette ve böylece cami dersleri programını DHS sayfamıza işlemiş olduk. Arkadaşlar, böylece çalışmamızın sonuna geldik. Hepinize hayırlı görevler diliyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.